Şimdi değerli arkadaşlar, partimiz 2010'lu yılların başından itibaren ciddi bir gençleşme atağına girişti. Partinin her kademesinde, genel merkezinde, örgütlerinde, yayın organlarında ve mesleklerini yaparak hayatın içinde her kademede gözle görülür bir gençleşme var. Şimdi bunu bu kurultayla birlikte bir adım daha ileri taşıyoruz. Arkadaşlarımızı kutluyoruz. Burada divanda tümü son bir yıl içerisinde partinin çeşitli örgütlerinde görev almış arkadaşlarımızı divana seçtiler. Burada bir mesaj var. O mesaj ömür boyu mücadele, Türkiye'nin bağımsızlığı ve emekçilerin iktidarı için ömür boyu mücadele iradesini göstermektir. Bu açıdan da Öncü Gençlik Kurultayımızı kutluyorum. Ve burada üç ayrı gruba mesaj vermek gerektiğini düşünüyorum. Birincisi, parti yönetimlerimize, genel merkezimize, il ve ilçe örgütlerimize ve yayın organlarımıza. Partide binbir güçlükle, zorlukla ve yoklukla görev alma iradesi gösteren arkadaşlarımızın ne olursa olsun yaşamlarını sürdürmeleri ve başarılı olmaları için elimizden gelen her türlü desteği göstermeliyiz. İkincisi, Öncü Gençlik'ten ayrılıp partinin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlara, onlar da başarılı olmak zorundalar. Şimdi sizlerin oturduğu sıralardakilere, sizlere örnek olmak zorundalar. O yüzden her biri, onların önemli bir kısmı aramızda, her biri üzerlerine aldıkları görevi başarıyla ve en iyi şekilde, layıkıyla yerine getirmek zorundalar. Her türlü zorluğa ve güçlüğe rağmen. Üçüncüsü, sizler, Öncü Gençliğin fedakar ve devrimci kadroları. Sizler de ister partide profesyonel olarak görev alın, ister mesleğinizi yapın, her şartta ve şekilde kaderinizi Türk milletinin kaderiyle ve partiyle birleştirme konusunda kararlı olmalısınız. Bunu, bu üç şartı sağladığımız takdirde bu partinin önünde durabilecek herhangi bir güç, kuvvet, kudret yoktur. Değerli arkadaşlar, partimizin en büyük gücü sizlersiniz. Evet, partimizin çok sayıda aracı var. Binaları var, televizyonu var, gazetesi var, dergileri var. Fakat asıl olan bütün bu araçları idare edecek, yönetecek, ileriye taşıyacak kadrolardır. İşte o kadrolar sizlersiniz. O yüzden Öncü Gençliğe Ocak diyoruz. Burada yetişiyoruz ve Türk milletinin kurtuluşu, bağımsızlığı ve emekçilerin iktidarı için partinin başına geçiyoruz. Artık bizler yaşlanıyoruz yavaş yavaş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hepinizi önümüzdeki süreçte partide görev almaya davet ediyorum. Partimizin olağanüstü bir insan birikimi var. Partimizin geleneğini temsil eden ve bugün yılmadan, yorulmadan, bazen sağlıklarını içe sayarak mücadele eden ve bizleri yetiştiren büyüklerimiz. Şimdi onlarla kol kolayız, kol kolayız, omuz omuzayız ve beraber mücadele ediyoruz. Sizlerin de katılmasıyla birlikte Türkiye'nin sahip olmadığı, eşsiz, hiçbir partide olmayan bir kadro birikimine sahip olmuş olacağız. Değerli arkadaşlar, son bir görev önerisiyle konuşmamı sonlandıracağım. Aydınlık Gazetesi partimizin sembolüdür. Bugünün hakimiyeti milliyesidir.
Türk devriminin, Türk bağımsızlığının yayın organıdır. İçinde bulunduğumuz ekonomik şartlardan ötürü bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşamaktadır. Bunların çözümünde öncü gençliğe de görevler düşecektir ve düşmelidir. Bizim zamanımızda haftalık olarak, hatta bazen haftada iki gün meydanlarda aydınlık satışı yapardık. Belki bu mali olarak Aydınlık Gazetesi'ni düze çıkaracak şey değildir tek başına. Fakat bizleri militanlaştıran, partizanlaştıran, aramızdaki dostluk ve yoldaşlık hukukunu pekiştiren bir görevdi bu. Öncü gençlik bugünkü gücüyle onun üzerinde, belki daha fazla il örgütünde bunu haftalık olarak yapabilecek güçtedir. Günlük yapmak zordur, bir günlük gazeteyi her gün yapmak. Fakat öncü gençlik disiplinini sağlamlaştırmak açısından da haftalık meydan satışlarını kurultayımızın huzurunda sizlere öneriyorum. Ve hepinizi en içten devrimci ve arkadaşça duygularımla selamlıyorum. Kurultayımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.